Geldik bir sorumuza daha. Diyor ki iletim dokuyu oluşturan odun ve soymuk boruları ile ilgili kambiyum tarafından oluşturulma, kökten alınan suyun merkezi silindirin yer alma hangileri ortaktır diye sormuş. Önce hemen kısaca bir şunu bir anlatıvereyim size ve işi bitirelim. Bak, odun ve soymuk boruları, banko test sorusu. İlk önce sekonder meristem hücreleri şöyle yan yana geliyor, oturuyor. Tamam, üst üste geliyor şöyle, bak sekonder meristem. Önce odun borusunu anlatıyorum. Sekonder meristem üst üste geldi. Bir, normalde bunlar canlı. Bütün organelleri var. Cartı curtu şuyu buyu şunu bunu falan var. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bunların çeperlerinde banko test sorusu. Lignin birikiyor. Lignin. Lignin varsa madde alışverişi kesilir. Su alışverişi kesilir. Bunlar kesildiği için bu hücreler ölmeye başlıyor. Şu aradaki şu çeperler var ya, şu çeperler. Bunları eritiyor. Lignin birikiyor. Aynen şu hale alıyor. Bak gördün mü? Aynen bu hale alıyor. Dıştaki çeperler böyle oldukça kalın, kalınlaşmış. Lignin birikmesi ve bu çeper ne kadar kalınlaşırsa, yani aradaki yol ne kadar ince olursa su o kadar yukarıya doğru basınçla taşınır, unutmayın. Tamam mı? Bak bu kısilem. Neyden meydana geliyor? Sekonder meristem. Sekonder meristem neyi meydana getiriyordu? Kambiyumu, yani damar kambiyumunu. Yani bunlar damar kambiyumundan oluşuyor ya iletim nemeti. Bir, soymuk borusu. Ve ölü. Bak odun borusu ölü. Taşıma aşağıdan yukarıya doğru hızlı ve tek yönde olur. Tek yönlü taşıma vardır. Kökten aldığını yaprağa doğru taşırsın. Olay bu kadar, bitti. Ölüdür. Tek yönlü taşıma vardır. Bir de ne dedik? Taşıması hızlıdır. Bitti, bu kadar. Şimdi geldik diğer tarafına. Sekonder meristem gene üst üste geldi. Bak hepsi sekonder meristemden, yani kambiyumdan oluşuyor. Gördün mü? Sekonder meristem geldi. Bu hücreleri yan tarafa doğru arkadaş hücrelerini oluşturuyor. Bak bunların yanında arkadaş hücreleri var. Arkadaş hücrelerinin çekirdek var arkadaşlar, tamam mı? Mitokondrileri var, cartı var, curtu var. Yani arkadaş hücreleri bunların canlılığını sağlıyor. Buradaki hücreler, meristem hücreleri çekirdeklerini yitiriyor. Bak çekirdekleri yitirdi. Bazı organelleri yitirdi ama gerekli olan her şeyi yandaki arkadaş hücrelerinden aldıkları için bunlara canlı deniyor, bunlara ölü deniyor. Ve bunların şu aradakilerin hepsi erimiyor. Sadece böyle nokta nokta yerler eriyor, tamam mı? Böyle elek halini alıyor, kalbur halini alıyor. O yüzden bunlara kalburlu borular deniyor ve bunların etrafında selüloz kalınlaşması hafifçe var. Ama lignin kalınlaşması falan filan yoktur abicim, bunu bileceğiz. Canlı hücre olduklarını biliyoruz. Taşıma çift yönlü. Kökten aldığını yukarı götürürsün. Pardon, şöyle söyleyelim. Yapraktan aldığını, hatta onu da şöyle anlatalım. Bak şurası yaprak, şurası fluem. Tamam mı? Yani şu soru. Burası da kök. Ne yapıyor biliyor musun? Bitki fotosentez yaptı mı? Açığa glikozu çıkardı mı? Bu glikozu önce köke taşıyor. Bak glikoz nedir? Karbon, hidrojen, oksijen, değil mi? Buna kökte bir de azot ekliyorum. Al sana amino asit meydana getirdim. O amino asitleri de gene fluemle istediğim yere taşıyorum. Yani fluemde taşıma çift yönlüdür. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı ve taşıma yavaştır. Organik madde taşıdığı için yavaştır. Burada madde ölü olduğu için ve su taşıdığı için burada daha hızlıdır. Bunu bileceğiz. Şimdi bakalım. Odun ve soymuk boruları için diyor, hangileri ortaktır? Kambiyum tarafından oluşturulma. Eyvallah, ikisi de kambiyum tarafından oluşturulur. Sekonder meristem kambiyum tarafından oluşturulur. Bakın arkadaşlar, şu kambiyum yıllık halkaları meydana getiriyor ya. İç taraftakiler her zaman için kısilemdir. Dış taraftakiler fluemdir. Tamam mı? İç taraftaki kısilem, iç taraftakiler suyu taşır. Neden? Su soğuğu, gördün mü, hacmini genişletir. Biliyorsun bunu değil mi? Donduğu zaman. Suyu dışarıda taşısam, dışarıdan bir soğuk yesem, su burada donsa, hacmini genişletse, boruları patlatsa bir daha su taşıyabilir miyim? Hayır. Ölür mü bitki? Ölür. O yüzden suyu içeride taşıyorum. Bak bu mantıkla anla bunu, tamam mı? Ve abicim, orta tarafındaki bu çizgiye merkezi silindir denir. Merkezi silindir ortadaki. Evet, her ikisi de merkezi silindirin içerisinde yer alıyor. Kökten alınan su ve mineralleri gövde ve yapraklara taşıma, bu kısilemin görevi abicim. Bak bu kısilemin görevi. Fluemin görevi neydi? Yukarıdan aldığını aşağı taşıma, ama neyi taşıyorsun? Organik maddeleri. O yüzden iki kısilemin görevidir diyorum. Doğru cevap 1 ve 3, yani denizli olarak karşımıza çıktı abicim.